İstanbul çok güzel. Gördüğüm en güzel şehir. Evet. Bugün Taksim'deyiz ve hava çok güzel. İnsanlar da o kadar şu an şey değil, hani normal zamanki gibi değil Taksim'de. Çünkü Ramazan ayındayız. İnsanlar evde veya işte buraya gelmiyorlar diyeceğim ama yine de bir kalabalık var. Şimdi bugün hem Taksim'de güzel yerleri gezeceğiz hem size güzel güzel noktalar göstereceğim fotoğraf çekebilmeniz için. Şu o yüzden çok güzel. Aynen. Şu an bu şekildeyiz. Tabii ki daha ucundayız ama yine de insan var. Taksim'de geldiğiniz zaman yapabileceğiniz bir şeylerden biri de bunlardan birini dinlemek olabilir. Onun haricinde buraya geldiğinizde ne yapabilirsiniz onu söyleyeyim. İstiklal'de dolaşabilirsiniz, herhangi bir kafeye oturabilirsiniz. Çok gürültü var şu an tabii ki arabalar geçince de. Her neyse, buraya geldiğinizde dediğim gibi kafelerden birine oturabilirsiniz. Ben buraya çok gelen birisi değildim açıkçası. Çünkü çok kalabalık yerleri ben pek sevmiyorum. O yüzden uzağım buraya. Bazı yerleri önerebilirim size. Tabii o videoda ileriki kısımlarda olacak. Onun haricinde Galata'ya gidin. Tabii Galata'yı görmezseniz garip olur. Galata'nın oradaki sokakta iyi kafe kafeler var, onlara önerebiliriz. Oraya benimle beraber gidersem var ya, orada benim bildiğim mekanlar var. Güzel. Galata'da orada oturmuşum var baya. Orayı size gösterebiliriz. Olur, oraya doğru gidiyoruz o zaman. Galata çok uzun. Gelmeniz gereken yerlerden biri de arkamda gördüğünüz çiçek tası. Bu arada içerisi o kadar güzel ki hani şey gibi değil, Türkiye'de değilmişsin gibi, İtalya gibi duruyor içerisi ama Taksim'in ortasındasın. Öyle bir yer. Böyle gittikçe de tabii ne de devam ediyorsunuz. Ondan sonra bir yerde bitiyor. Bir sonraki duraklarınızdan birisi de arkamdaki kilise. Çoğu insan buraya gidip fotoğraf çekiliyor çünkü güzel bir estetiği var. Orayı göstereyim size. Ben seviyorum burayı. Bakın mesela arkama. Şu an İstanbul'da değilmişsiniz gibi geliyor. Ama İstanbul'dasınız. Çünkü zamanında o kadar güzel yapmışlar ki buraları. Sonra böyle güzel kalmış. Tabii ki İstanbul'un diğer kısımları böyle güzel değil. Ama burası gerçekten çok güzel. Hele özellikle şu kısım. Yani şu arkamda gördüğünüz kısım. Yer buldum şu anda. Arkama bakın. Hadi ben gidiyorum. Evet, sinema salonu bulduk. Sinema salonu gibi bir yer. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama çok güzel duruyor. Ki açık sinema yazıyormuş zaten direkt. Şimdi üst kata çıkıyoruz yavaş yavaş. Normalde buraya giriliyormuş ama şu anda öyle bir şansımız yok. Salt'tan çıktık, şimdi Suriye pasajına giriyoruz. Burası da güzel bir yer, bayağı bir eski bir yer zaten, tarihini buraya yazarım. Bayağı da yüksek bir yer. Evet, bu şekilde Taksim'e geldiğiniz zamanlar herhangi bir sokaktan sapıp bir yeri bulabilirsiniz. Her yerde güzel şeyler çıkabiliyor çünkü. Her yerde fotoğraf çekiyoruz, her yerde bir şey çekiyoruz. Bu şekilde gününüzü geçirebilirsiniz ve hani İstanbul'a ilk kez gelen birini her zaman Taksim'e getirir ya insanlar. Sonra insanlar şey der, İstanbul çok güzel, gördüğüm en güzel şehir. Evet, Taksim'den bakınca öyle duruyor. Çünkü her yerde bir şey var, her yerde eğlence var, her yerde bir şey bulabiliyorsunuz yani ve tüm İstanbul'da keşke böyle olsa diyorsunuz. Şimdi Taksim'deki en güzel yerlerden birine giriyoruz. Burası bir kahve mavi içeceksiniz. Ne? Tamam. Bir kahve mavi içeceksiniz. Çok güzel bir yer. Göstereyim. Direkt girdiğiniz an önünüzde Starbucks gözüküyor. Burada tekrardan bir müze var. Burada Viyana kahvecisi var. Cafe Nero var. İstediğiniz her şey var. Bu da Berkan.
Galata. Tabii ki Galata'nın önünde gelip fotoğraf çekilmeye yerler. Bir sürü sokak var. Bir yandan da arkamda bir sürü müzik var. Şimdi size Galata'nın önünde nerelerde fotoğraf çekilebilirsiniz onları göstereceğim. Özellikle bir tane otopark var, oraya götüreceğim sizi. Orada en güzel oluyor çünkü. Ne kadar büyük ya. Mesela direkt önünde çekilebilirsiniz bu şekilde. Ama Galata'nın tümünü almak zor oluyor tabii ki. Eğer Galata'ya çıkmak istiyorsanız da beklemeniz gereken sıra bu sıra. Değer mi? Siz düşünün. Fotoğraf çekebileceğiniz bir nokta. Burası Migros sokağı olarak geçer. Burada çekilebilirsiniz. Ama tabii bir sürü insan sırada bekliyor fotoğraf çekilmek. Evet, tabii ki en önemli noktalardan birisi de şey olacak. O bahsettiğim otopark. Çünkü oradan direkt Galata'nın üstü gözüküyor. Ve sadece siz oluyorsunuz. Rahat rahat çekilebilirsiniz. Migros'a mı girsek? İstediğim yere tam olarak ulaşamadık. O yüzden bir anda kendimizi Karaköy'de bulduk. Şimdi Karaköy'e doğru gidiyoruz. Orada bir şeyler yiyeceğiz. Taksim bu arada o kadar yorucu ki bir yerden sonra. Çünkü yani sürekli in çık, in çık, in çık. Bir yerden sonra yoruluyorsunuz. Evet. En son Karaköy'e gidiyorduk. Vazgeçtik oradan. Şimdi Akaretler'e geldik. Ve 10 yılı geçik bir süredir elime almadığım şeyi elime aldım şu anda. Toy Box. Bu arada içinden ne çıktığını bile unuttum. Şu an bu arada şeydeyiz. Kupadayız. Kahve alacağız. Böyle bir şey çıktı. Bir de içinden sakız çıktı değil mi? Evet. Bir yandan açayım ben de. Merak ettim. Çocukluğumuzun getirdiği en önemli şeylerden biri olabilir. Çünkü bir aralar bundan sürekli alırdım. Bakalım ne çıkıyor içinden. Şöyle bir şey çıktı. Bunu da açıyorum. Bundan da bir şey çıktı. Şöyle bir şey çıktı. Sanırım oyuncak, bilmiyorum tam. Şurada sakız çıkıyor. Asıl olayı bu. Aa, otat. Çocukluğumun tadı. Evet, bir belki yarım saat olmuştur kahvemizi bekliyoruz. Şimdi flat white aldım. Bir deneyeyim bakayım nasılmış. Bu arada kalp de var. Üstünde çok güzel oluyor. Aa, çok iyi. Bu cam bardak biraz kalın olduğu için şey sıcaklığı almıyorsunuz. O yüzden şey zannettim yani soğudu falan zannettim. Soğumamış. Güzel. Evet. Tepeye çıktık. Ah. Oğlum bir cami bulalım da tuvalete gideyim ya. Az önce git. Kanka zaten girmedim ben. Kahvemizi falan içtik. Akaretlerden çıktık. Taksim'e doğru yürüyoruz. Akaretlerden. Bakalım kaç kilometre yürüyeceğiz bugün. Şuraya koyuyorum. Bugün kaç kilometre yürümüşüz diye. Maşka'ya geldik. Evet, bugün o kadar yürüdük ki. Artık... Bir şey diyeceğim. Burası çok güzel gözüküyor. Ha. Hadi gidelim. Maşka'ya gelince aklıma gelen şey ilk olarak şey oldu. Hem Şümen'deki parklar Bulgaristan Şümen. Hem de Bulgaristan Burgaz'daki park. Direkt sahilin önündeki. Tabi buradan daha güzel bence. Sen gitmedin tabi, bilmiyorum. Şöyle bu arada etraf. Bayağı büyük aslında ama dediğim gibi hani Burgaz'daki sahil daha da büyük. Yani park. Adam yoruldu adam. Kediye bakın. Ona bakıyor, da ona bakıyor. Sanki orada ona göre yer ayarlanmış da orada duruyormuş gibi. Oraya nasıl girmiş adam? Efendim. Söyle güzelim. Heh. İndirmeye çalışıyor Berkan. Korkuyor galiba. Ben bir kere böyle bir kediyi indirdim aşağı. Ağlıyordu. Bak geldi. Atlamak istiyor bu arada. Yakına git biraz daha. Atla da. Oğlum üstüm kanka. Atlayınca şey yapıyorlar. Doğru. Bir tane kedi ağlıyor bildiğin. Kediyi böyle indirmek istedik. İndirdik de aşağı indi. Ağlamaya devam etti. Bas bakayım. Gel gel. Evet. Sallanıyor mu? İndik. Sallanıyor mu? Sallanacak tabii. İlk defa deniyorum bu arada ben de. Berkan da ilk defa deniyormuş. Bakalım. Şu yolu tamamen bununla gideceğiz. Karşıda indik. Çok güzel ama şey yani içerisi çok sıcak olduğu için bir de maske taktığınız için
tam şeyini alamıyorsunuz. Camlar falan açık olsa çok güzel olur. Bir de tabii biraz kısaydı o yüzden. Ama yine de denemenizi isterim buralara gelirseniz.